Tabii Schengen konusu bizim aslında çoktan hakkımız. Biliyorsunuz bizim Avrupa Birliği'ne fiili müracaatımız 1959'dur. Resmi 63'tür. Ve bu süreç içerisinde bize her zaman çalım attılar. Hiçbir zaman samimi davranmadılar. Şu anda da samimi davranmıyorlar, onu söyleyeyim. Yani başbakanlığım döneminde özellikle Fransa'nın başkanı o zaman Chirac'tı ve Almanya'nın şansölyesi de Schröder'di. İkisi de çok samimi dostumdur ve biz üçlü olarak birçok görüşmeler aramızda yapardık ve bu görüşmelerde onlar hep savunurlardı ama netice almaya gelince netice alamazlardı. Çünkü Türkiye'nin oraya üye olarak girmesini istemiyorlardı. Onlar değil, diğerleridir. Ve defaatle bunu liderler zirvesinde gündeme getirmemize rağmen, ki o zaman tabii üye sayısı da 15'ti. Devamlı oyaladılar. Ve bizler de niçin dediğimizde aslında niçinin cevabını biliyoruz da gündeme getirmek doğru değil diye gündeme getirmiyorduk. Çünkü olayı farklı yere taşıyacaklarını biliyorduk. Ne yazık ki hep oyalayarak bu süreç devam etti. Chirac ve Schröder'in görevi bırakmalarından sonra tabii Fransa'da Sarkozy göreve geldi. Merkel Almanya'da göreve geldi. Ve ondan sonra özellikle bu toplantılara liderleri davet etmeyi kaldırdılar. Ama o arada bazı ülkeler Avrupa Birliği'ne üye olmanın ötesinde yoğun bir siyasi kararla bir anda 15-27'ye çıktı. Şu anda da 28. Yani Avrupa Birliği müktesebatına bir defa kendileri uymadılar. Tabii biz yolumuzu o gün bugündür yine devam ediyoruz. Ondan sonraki süreç içerisinde de birçok şeyler yine yerine gelmedi. Ve bizim şöyle değerler silsilesi içerisinde geçmişimize baktığımız zaman hiçbir zaman bunlar sözlerinde durmazlar. Yine durmayacaklar. Farkındayım. Niye? Eskiden fasıllar açıldığı zaman aç kapa yapılırdı. Yani bir fasıl hem açılır hem de kapanırdı. Fakat bunlar sadece eğitimle ilgili yanılmıyorsam bir fasıl vardı. Oranın aç kapası yapıldı. Ondan sonraki 13 fasıl, şu anda çünkü 14 fasıl sadece açılmış oldu. Hepsi sadece açıldı ama kapanması yapılmadı. Niye? Çünkü o kapama olayını kaldırdılar. Niye? Türkiye var. Ama bunu bir diğer ülke için yaptıkları zaman hiç düşünmeden anında işi bitiriyorlar. Türkiye'ye gelince niye yapmıyorsun? Bahaneler şu: sizin nüfusunuz çok fazla. Ne demek canım yani? Türkiye şu anda Avrupa Birliği'ne ilk müracaatı olan ülkelerden bir tanesi. Siz güçlüsünüz ya, yarın Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde sıkıntı olur havasıyla böyle bir yaklaşımı ortaya koyuyorlar. Bütün bunlara rağmen biz arkadaşlarımıza hep şunu söyledik. Dedik ki sabırlı olacağız. Yani onlar kabul etmiyor mu? Biz kalkarız, Ankara kriterleri deriz, Kopenhag kriterleri deriz, yapar yolumuza devam ederiz. Zaten biz bu kriterleri biliyoruz. Yani müktesebatın içerisinde ne var ne yok hepsini biliyoruz. Öyleyse bu adımı da bu kararlılıkla atarız, yolumuza da devam ederiz. Ve şu anda yaptığımız da budur. Yolumuza aynen bu kararlılık içerisinde devam ediyoruz. Hiçbir endişeye kapılmaya gerek yok. Yani Avrupa Birliği, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almamakla biz bir sıkıntı yaşamadık. Schengen vizesiyle ilgili işte bize başbakanlığım döneminde, yani bu yılın Ekim ayında Schengen vizesini uygulamaya koyacaklarını söylediler. Şimdi onu Haziran'a çekme olayı söyleniyor. Onun için de bir 72 madde olayı çıkardılar şimdi. Bu 72 madde hallolursa işte Haziran'da
bu uygulamaya girecek diyorlar. Ama bu arada Avrupa Birliği'nin coğrafi sınırlarıyla hiç alakası olmayan, bakıyorsunuz, Güney Amerika'dan ülkeleri, Latin Amerika'dan ülkeleri Schengen vizesine dahil ediyorlar. Şu anda mesela Venezuela buraya dahil. Ne alakası var? Bunları yapıyorlar. Ya ona bakarsanız Güney Kıbrıs'ın Avrupa ile ne alakası var? Malta'nın ne alakası var? Ama olmadığı halde bunlar şu anda orada. Mesele o değil. Mesele başka. Ama Türkiye'nin, diyorlar ki siz bir Asya ülkesisiniz. E olur mu canım, bizim ya şu anda Trakya Avrupa'ya dahil değil mi? Avrupa'ya dahil. Ya bahane uydurmaya kalktıkları zaman bahane çok. Öyle de olsa böyle de olsa biz güçlü olmaya mecburuz. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz. Şu anda kişi başına milli gelirimiz 10 bin dolarsa bu rakam bizim, bir defa hedefimiz neydi? İlk etapta 15 bin dolar, ardından 2023 bunu 25 bin dolara çıkarmamız lazım. 25 bin dolara çıkaracağız, göreceksiniz dengeler o zaman çok daha farklı olacak. Evet, bunun için de çok çalışacağız. Eyvallah. Diyelim.